Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yanımda MSI'nin Creator ailesinin en yeni ürünlerinden biri var. Aynı zamanda da en güçlü MSI ürünlerinden biri bu. MSI Creator 16 AI Studio bizlerle. MSI Creator 16 AI Studio adı. Zaten biliyorsunuz Creator Studio versiyonlarını hatırlıyoruz. Özellikle profesyonel kullanımlarda biraz daha onlara göre özelleştirilmiş laptoplar olarak karşımıza çıkıyordu. Ama yine görüyoruz ki bir AI takısı var ve yine görüyoruz ki burada Copilot tuşu var. Peki AI Studio olduğunda bize ne gibi değişiklikler sağlıyor? Yapay zekanın buradaki bir avantajı var mı? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak her zaman olduğu gibi tasarımı ve boyutlarıyla başlayalım isterseniz. 16 inçlik bir ekranımız var. Detaylarına geleceğim ama gerçekten böyle çok güzel duruyor. Çünkü mini LED bir panel kullanılmış durumda. Üst tarafta kamera bölümümüz var. Alt tarafta MSI yazdığını görüyoruz. Sol altta TruePixel mini LED diye zaten buraya yazılmış. Ama klavye kısmına baktığımızda burada gerçekten arkadan aydınlatmalı, numerik kısmı da olan ve üstten de bir havalandırma boşluğu bulunan bir ızgarası olduğunu görüyoruz. Geniş bir touchpad'imiz var. Parmak izi okuyucumuz var. Yani biyometrik güvenlikte hem parmak izi hem de kamera tarafından yüz tanıma ile beraber kullanabileceğimiz bir cihazdan bahsediyoruz. Arka tarafında şöyle siyah bir MSI logosu ama gerçekten güzel bir gri bir ve tabii ki sağlam askeri standartlarda 810H sertifikasına sahip bir şey. Burada yine şıkça bir Creator yazısını görmekteyiz. Alt tarafta da zaten fan boşluklarımız görünüyor ki en altına da baktığımızda geniş bir ızgarada bizleri karşıladığını görmektesiniz. Hemen bağlantı taraflarına bakalım isterseniz. Sol tarafına baktığında bir adet RJ45 bağlantı. Hemen yanında HDMI 2.1 bağlantısı. Onun yanında microSD kart okuyucu ve onun da yanında USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantısı var ki DisplayPort desteği de varmış. Şimdi sağ tarafa geçmeden buradan hemen bir eleştiri yapalım. Şimdi cihazın adı Studio'ya, Creator'ya yani aslında profesyonel kullanıcılar için fotoğraf çekenler, video çekenler, 3 boyutlu animasyon yapanlar vesaire yani yaratıcı içerikler üretenler için bir laptoptan bahsediyoruz. Şimdi o zaman niye microSD kart diye soruyorum. Evet diyecekler ki günümüzde işte Insta360'da kullansan, DJI'da kullansan, GoPro'da kullansan yani drone'da işte ya da bir aksiyon kamerası gibi cihazları da kullansan hepsi microSD kartlı. Telefonlarda da destekleyenler microSD kart destekliyor. O zaman ama o işler öyle değil. Benim gözümde özellikle profesyonel kullanıcıların birçoğu tamam drone'dan, GoPro gibi aksiyon kameralarından, Insta360 gibi 360 derece çeken kameralardan destek alırlar. Ama şu anda beni gördüğünüz gibi bir kamera kullanılır ve fotoğrafçısı da, videografı da bir kamera üzerinden ana çekimlerini yapar. Böyle bir durumda microSD kart değil SD kart ihtiyacı doğuyor ve bu yüzden hani Creator versiyonu olduğu için bence burada microSD kart değil SD kart olmalıydı diye de eleştirimi yapayım. Hemen sağ tarafına geçtiğimizde burada bir adet hibrit ses bağlantımız var. Hem mikrofon hem kulaklık için ya da ikisi bir arada kullanabilmek için. Yanında şimşek işaretiyle beraber Thunderbolt 4 bağlantımız var. Bunu da DisplayPort gibi kullanabiliyorsunuz. Bir diğer yandan Power Delivery desteği de var. Hemen yanında USB 3.2 Gen 2 tip A bağlantımız var. Ve yanında yine USB'ye benzeyen port tabii ki MSI'nin güç bağlantısı. Yani burada yanlışlıkla burayı USB sanıp bir şeyler takmaya çalışmayın. Zaten sığmıyor. Daha küçük boyutta ama burasının güç bağlantısı için olduğunu da sizlere söyleyeyim. Bu açıdan baktığımızda evet bol portu var ama bir eleştirim daha var. Ya niye bir tane tip A bağlantısı var? Yani yine Creator laptopu olarak düşünüyoruz. Şimdi yaratıcı içerikler yapan yani işte fotoğraf düzenleyen, video kurgulayan, işte Reels hazırlayan vesaire bir insan mutlaka ve mutlaka fare kullanacaktır. Eğer onun faresi Bluetooth bağlantısını desteklemiyorsa o USB tip A bağlantısından kullanacak. Kablolu da kullanıyor olabilir. Geriye ne kaldı? Yani büyük bir hard diskim varsa ona tip A bağlantısı gerekebilir. Hadi tamam onu hani tip C'den tip C'ye kabloyla, tip A'dan tip C'ye kabloyu tersine bağlayarak falan yapılabilir de bence yine dediğim gibi bir Creator ortamı olduğunda orada birden fazla bir tip A bağlantısı bence şart. O yüzden birazcık şey olmuş. Çünkü hani iki tane tip C var. Yani üç tip C
bir tane tip A olsaydı, ha tamam 4 portu var artık tip C'yi arttırmış derdim. Ama iki tip C bir tip A olduğunda tip C'leri de kullanıyorsun aslında teknik olarak. Biraz portu fazla dolduracaksın gibi oluyor ve çoğaltıcı ihtiyacı doğabilir gibi geldi bana. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi benim gördüğüm eksiklikleri söylemiş olduğum bağlantılarda artık övme vakti. İlk ekrandan başlayalım. Burada 16 inçlik 4K çözünürlüğünde 16'ya 10 yani 3840'a 2160 değil 3840'a 2400 piksel 120 Hz ve mini led bir panel var. Çok canlı, çok güzel, çok parlak ki 1000 nite kadar çıkabilen bir parlaklık. Telefonlarda bile duyduğumuzda ne güzel diyoruz. Yani bunu her yerde kullanabilirsin. Git kampta güneş altında da kullan, çadırın altına girmeden. Rahat rahat sahilde bile kullanabileceğin bir yapıda oluyor. Display HDR 1000 sertifikasına sahip. %100 DCI P3 renk gamutunu destekliyor. Kalibreli, Pantone onaylı yani fabrikadan her bir cihaz kalibreli bir şekilde geliyor ve renk doğruluğu da Delta E olarak 2'nin altında. Mükemmel bir ekran. Gerçekten izlemesi çok keyifli, kurgu yapması çok keyifli, normal takılması bile hani bir içerikleri bile böyle çok daha iyi bir şekilde görebiliyorsun ki yine tabii ki renk kalibrasyonu falan hikayesi olduğu için üzerinde zaten bunun ayarlamalarını yapabiliyorsun. Yani hangi renk doğruluğunda ekranı görmek istiyorsan Adobe'sa Adobe, sRGB ise sRGB, işte HDR'sa HDR falan bütün ayarlamalarını yapabiliyorsun. Bu da çok güzel. İşin güç tarafına geldiğimizde zaten AI takısını almasının en büyük sebeplerinden biri. İçerisinde Intel Core Ultra 985H işlemcisi var. Ben bunu ayrıca anlattım. Sadece 185H'ı içeren ürünle beraber size detaylarından bahsettim. Ama burada hatırlamak gerekirse 16 çekirdek 22 iş parçacığı bulunan 6 performans 8 enerji verimliliği 2 düşük enerji çekirdeği barındıran 5.1 GHz'e kadar çıkabilen gerçekten güzel bir işlemci. Arc grafikle beraber geliyor. Tek başına da çok güzel işler yapabiliyor. Yani bu ekranı hibrit kullanım modunda hatta sadece işlemcinin ekran kısmını kullanmak istediğinizde arc grafik her türlü götürür. O kadar güzel bir işlemciden bahsediyoruz ama onunla yetinilmiyor. Burada Nvidia'nın GeForce RTX 4080'i bulunuyor. Studio driver'ı yüklü ama siz isterseniz oyun driver'ını da yükleyebilirsiniz ama bu tamamıyla işte creator olduğu için ben de Studio ile beraber kullandım. Ve Studio ile kullandığınızda mükemmel bir ikili oluyorlar. Buna ek olarak 32 GB DDR5 5600 MHz'de çalışan RAM'lerimiz, 2 TB'da NVMe PCI Express Gen 4 SSD'miz bulunuyor. Genel toplamda mükemmel bir iş yapabiliyorsunuz. Yani 4K video kurgu, 8K kurgu, 3D animasyon, CAD renderları falan filan ne yapmak isterseniz isteyin. Bu performansta bu kadar ince ve güzel cihazla beraber kullanmanız sağlanıyor. Şimdi bu kadar güçlü olup bu kadar performanslı kullandığınızda da ısınma noktasında bir sıkıntı olabilir diyorsunuz. Yok. Cooler Boost 5 teknolojisiyle beraber 2 fanlı 7 ısı borusu ve 2 borusu da tamamen ortak. Yani işlemciye de, ekran kartına da ve fanlara da uzanan bir 2 ısı borusu var. Ve bu ısı borusu komple bir dağıtım sağlıyor. Ama geri kalan 5 ısı borusu da tabii ki etrafta gezerek ısının çok daha iyi bir şekilde kullanılması, sağlanmasını sunuyor. Yani ben böyle çok büyük fan açtığını görmedim. Çok büyük fan açtığında bile, hani kendim açıp denediğimde bile çok fazla ses yaptığını görmedim. Bu açıdan önemliydi. Tabi burada test kısmından da bahsetmek lazım. Bu güzel toplanmış cihaz bizlere ne gibi bir performans sağlıyor? Gelin hep beraber görelim.
Evet, gördüğünüz gibi gerçekten zaten üst seviye bir donanım elimizde olunca üst seviyede bir sonucu alabiliyoruz. Şimdi gelelim güvenlik kısmına. Güvenlik kısmında zaten başta söylediğim gibi bir parmak izi okuyucumuz var. Bir de burada kızılötesi sensörü destekli yüz tanımada bulunan bir Full HD kameramız var. Aynı zamanda hop kapattım, açtım. Fiziksel kızağımız da var. Kamera kızağının olması, kamera koruyucusunun da olması ve istenmeyen durumlarda kameranıza erişilmesi engellenmiş oluyor. Bağlantı kanadında Killer'ın gigabit seviyesindeki LAN bağlantısı var. 2.5G bağlantısı olarak LAN bağlantımız bulunuyor. Ve Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği var. Bu da zaten Core Ultra ile beraber gelen önemli avantajlardan biri. Yani Wi-Fi 7 ile beraber en günceli, Bluetooth 5.4 ile beraber en günceli, Thunderbolt ile beraber en günceli ve bunun hepsiyle beraber güzel bir donanım paketi de ortaya çıkmış oluyor. Ama benim en sevdiğim yana gelelim. Hoparlörleri. 6 tane hoparlörü var. Bunlardan 2 tanesi speaker ya da tweeter olarak geçiyor. 4 tanesi de 2 wattlık woofer. Hemen bir örnek yapalım. Hemen bir örnek yapalım ki siz de neden bu kadar sevdiğimi de anlayın. Adamlar hani mesela biraz önce şey konusunda eleştirmiştim ya. Dedim hani ya bu Creator'sa niye micro SD kart var? Creator'sa bu kadar güzel bir hoparlöre sahip olması önemli. Bakın bu daha 50. Şimdi arttırıyorum. Çok temiz. Bakın tizlerde genelde anlaşılır patlar ya. Yok. %88, %68, %58, %50, %34, %30, hatta %28, %26, %24. Bakın, %10'da bile çok temiz. Tekrar yükseltiyorum. Patlamıyor. Yani o kadar güzel ayarlamışlar ki bu bize ne sağlar? Siz burada bir video kurgu yapıyorsanız yaparken temiz ses duyarsınız, kulaklığa ihtiyacınız kalmaz. İşte dışarıda ya oyunda oynamak istediğinizde ben oyun testi yapmadım bunu özellikle çünkü Creator'dan bahsediyoruz. Bununla beraber kullanabiliyorsunuz. Yani hepsi toplandığında evet. Yani tek bir detayıyla beraber Creator bir laptop olduğu da ortaya çıkmış oluyor. Şimdi MSI Center kısmına geldiğimizde zaten başta şöyle birazcık gösterdim ama ondan da bahsetmek lazım işin Creator kanadında da. Burada AI Engine kısmı var. AI Engine'i açarsanız aydınlatmayı ekranı, performansı, klavye aydınlatmasını, ses tonu düzeyini, her şeyini sizin kullanım şeklinizi ayarlıyor ya da neyi çalıştırdığınızı fark ediyor. Mesela tarayıcı açıyorsunuz. Aa diyor ki bu şu anda tarayıcıda takılıyor. Tamam diyor, ben çok güç harcamama gerek yok. Hemen bir performansımı kısayım. İşte ekran parlaklığını ayarlayabiliyor. Ya da siz işte Premiere Photoshop açtınız. Aa diyor dur bu adam şimdi iş yapacak diyor. O zaman diyor ben performansımı yükselteyim. Ekranı işte sallıyorum Adobe RGB'ye getireyim vesaire diyerek her şeyinizi o sırada en doğru, en iyi şekilde ayarlanacak hale getiriyor ve bunu çok çok iyi bir şekilde yapabiliyor MSI AI Engine ile beraber. Ama sadece bununla kalmayıp bir de MSI'nin AI Artist diye bir programı var. MSI AI Artist de aslında yine Stable Diffusion'u kullanan ve işte bu yapay zeka görsel oluşturmaları biliyoruz ya internet sitesine girip falan filan. Bunu da açıldıktan sonra kullandığınızda direkt ekran kartını, işlemciyi yani lokal olarak görüntü oluşturmanız sağlanıyor. Bu bence mükemmel bir şey. Şu anda temel olarak büyük bir farklılık görmeyebilirsiniz. Ama dediğim gibi kullandıkça ne gibi bir artıların olacağı da ortaya çıkmış oluyor. Peki siz profesyonel bir ev kullanıcısınız, fotoğrafçısınız, videografırsınız ya da işte video kurgu tarafında bulunuyorsunuz. Böyle bir cihaz alınır mı? Kesinlikle. Yani mini LED ekran 16 inç. Oldukça yüksek bir çözünürlük sağlayan 4K 120 Hz. Onun yanında Core Ultra 9 işlemci 4080 ekran kartı. Port noktasında işte bir iki eleştirimi olsa da yine de kurtarır. Bunun yanı sıra baktığımızda ince hafif yani bu seviyedeki bu donanımdaki cihazlara göre bence ince ve hafif. Ve bir diğer yandan şık. Yani o sadelik şıklığını MSI mükemmel oluşturuyor ve burada da onu yapmış durumda.
Ben kendim 4K kurgular yaptığımda, bunu zorlamak için 8K kurgu yaptığımda, işte Reels oluşturduğumda vesaire, hepsinde tabii ki sorunsuz ve gerçekten sessiz bir şekilde çalışabilen bir laptop olarak karşımıza çıktı. Bu yüzden de tabii ki gönül rahatlığıyla öneririm. Tabii ki özelliklerine baktığınızda fiyat noktasında da biraz tuzlu olacak. Yani o Allah'ın emri, yapacak bir şey yok. Ama bu bütçelerde böylesine bir cihaz arayanlar varsa buyurunuz alın, tepe tepe kullanın. Çok keyifle de kullanacağınızı şimdiden söyleyeyim. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Özellikle bu Creator versiyonun sunduğu performans noktasındaki düşünceleriniz ve tabii ki de merak ettiğiniz şeyleri de yorumlar bölümünde aktarabileceğinizi unutmayın diyelim. Başka bir RDL Plus videosunda başka bir incelemede görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.